Nedret Ersanel, postalımın generali. Beyaz Saray'dan giden her kelleyi listeleyerek anlaşılmıyor iş. Semptomlar ortada zaten, hastalığı anladık mı? Çünkü bize de sirayet ediyor. Saridir ve mikrop en çok parayla bulaşır. Trump iktidara geldiğinde ilk ne yaptı? Uluslararası ticaret anlaşmalarıyla uluslararası savunma anlaşmalarına saldırdı. Bu tehlikeli bir deneme çünkü 10 yıllardır hem Demokrat Parti hem Cumhuriyetçi Parti iktidarları tarafından kurulup desteklenen anlaşmalardır. Amerika'yı yöneten iki siyasi partinin ortak ekonomik iç ve dış politika tahayyüllerine kim saldırabilir? Bunu ona kim yaptırdı? Kimi yorumcular Amerikan siyasetindeki keskin ayrışma ve entrikaları küreselcilerle ulusalcıların savaşı olarak izah ediyor. Kabaca doğru ama incesi var. Yeni taşeron derin devlet. Kabaca çünkü iş o kadar büyük ki Amerikan derin devleti burada ancak taşeronluk yapıyor. Wall Street'in uluslararasılaştırılmasını durdurmak için kaç paraya ihtiyaç olduğunu hayal edebilirseniz, CIA veya Pentagon'un maşaya dönüşünü de izah edebilirsiniz. Trump yönetiminin iklim değişikliğine neden karşı çıktığını anladığımızda arkasındaki para sahiplerini daha doğrusu paranın sahiplerini kavrayabiliriz. Biri çok parası olan demektir. İkincisi hepsini yönetebilen. Çap Amerikan iç politikasındaki iki cephenin uluslararası bağlantılarını da savaşa sürmesiyle ölçülebilir. Trump-Rusya iddiaları, Kushner'in Orta Doğu hesapları, Brüksel-Londra denklemleri, Suudi Arabistan Krallığı'nın fidye için rehin aldığı prenslerle Hollywood yıldızlarının itibarlarına yönelik suikast, taciz zincirini birbirine bağladığımızda ortaya çıkar. Hatta Trump ve ekibiyle Rusya ilişkisini ortaya atan ilk hareketin İngiliz istihbaratından geldiği iddialarını da gözlemlemeliyiz. Amerika'daki savaş şudur, ekonomi, refah ve demokrasi dengesizliği sürdürülemez hale geldi. Önlerinde iki yol var. Ya yeni bir demokrasi siyaset formu yaratacaklar ki nasıl olacağını kimse bilmiyor ya da ya da paranın gücü ve derin devletin taşeronluğuyla daha az demokratik bir rejim kuracaklar. Stratejik okumalar yapabilen, çoklu disiplinden beslenen ekonomistlerimiz Amerikan petrolü üzerindeki 40 yıllık ihracat yasağının kaldırılması veya Wall Street'i dünya ölçeğine güncellemeye yönelik yasaların durdurulmasını bize anlatmalı. Para, daha doğrusu görülmemiş miktarda para Amerikan politikasının bileşenlerini parti gözetmeksizin paralize ediyor. 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen bir kısım iç adamının yarattığı fon yaklaşık 900 milyon dolardır. Emsali yoktur. Bunlardan bize ne? DEAŞ'ın ortaya çıkmasında insanlık dışı operasyonlar yapan, şu an Afrin'de bizim evlatlarımıza karşı savaşan veya savaşanları eğiten Blackwater'ı biliyorsunuz değil mi? Amerika Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un kardeşi Eric Prince Blackwater'ın kurucusu ve sahibidir akla gelen ilk ve basit örneği vermemin sebebi şudur. Bakan Hanım'ın kişisel eğitim ve geçmişi, ailenin küresel, ünlü ve Türkiye'de de iş yapan kimi şirketlerle bağı, Trump hükümetine ailenin verdiği danışmanlık öyküsü, Trump kampanyasına bağış yapan o fon içindeki varlığı, bugün Afrin'de kendini gösteren haçlı mimarisini tüm ögeleriyle bize anlatır. Trump yönetimine ülkeyi yöneten iki partiden ve dünyanın tamamından gelen tepkinin sıra dışılığı ipucu olmalıdır. Yeni bir Amerika olacaksa herhalde yeni bir dünya olacaktır. Karada baş edemiyoruz denize gel. Onlar için soğuk gerçek şu. Bölgede Türk ordusunu dengeleyebilecek askeri bir güç bulunmuyor. Bulunmadığı gibi yaratılması veya taşınması da mümkün gözükmüyor. Postal metaforu güçlü bir örneğe dönüştü. Washington, Amerikan postalları bölgede yere basmayacak demişti. Afrin'den dönen Türk postallarının fotoğraflarını ise tüm basında görmüş olmalısınız. İşin özü bu. Bu yüzden Pentagon kıçı kırık YPG elebaşlarına general diyecek denli düşmüş durumda. Postal kara ekipmanı. Karada bitmiş durumdalar ve denize davet ediyorlar. 1- Kıbrıs açıklarında Yunanistan ve Rum kesiminin desteğiyle doğalgaz arayan İtalyan Eni şirketinin gemisine Türk donanması kapıyı gösterdi ve kimse bir şey yapamadı. 2- İsrail Haretz gazetesi Yunanistan ve Mısır'ı İsrail'in bölgedeki yeni ortakları ilan etti. 3- Şimdi Kıbrıs açıklarına Amerikan Exxon Mobil şirketine ait iki araştırma gemisi geliyor. Mısır'a yakın bölgede çalışma yapacaklar. 4- Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson, Exxon Mobil'in eski CEO'sudur. 5. Amerika meşhur ve meşhum 6. filosunu Akdeniz'e gönderiyor. Exxon'un araştırma ve sondaj yapacağı tarihle aynı zamanlarda aynı yerde olacak. 6. Amerika üst düzey diplomatları Katar ile bir araya geldi. 7. Katar ve İngiltere Körfez bölgesinde ortak askeri tatbikat yapacaklar. 8. Katar emiri Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi bir ziyarette bulundu. 9. Doğu Akdeniz'de yeni bir oyun başlıyor. Birleşmiş Milletler Şam yönetimi kimyasal silah kullandığı ilan etti. 10 bizi denize çekmeye çalışıyorlar. Oysa hem Yunanistan'ın hem 6. filonun tarihinde denize dökülme tecrübesi bulunuyor. Bakalım postal kullanamayanlar palet kullanabilecek mi? Nedret Ersanel, Yeni Çapı'nın.